matematiğe inanmalıyız. Keşiflerle dolu yüzyıllar fazlasıyla açıklığa kavuşturmuştur ki, fizikteki büyük devrimler çoğunlukla matematiğin öncülüğünde gerçekleşmiştir. Einstein'ın matematikle anlaşılması güç dansı bunu gözler önüne seren bir örnektir. Masa başında gerçek dünya ile ilintisi kanıtlanan, haddinden fazla miktarda matematiğe ev sahipliği yapmış olsa da, kuramcıların kurcaladığı her denklemin kabul gören önemli bir mertebesine erişmesi çok zordur. Peki hangi denklemin ne kadar ciddiye alınması gerekiyor? İşte matematiğin sanat ve önseziyle buluşması bu noktada başlıyor. İkna edici deneysel ya da gözlemsel sonuçlar olmadan hangi matematiğin ciddiye alınması gerektiğine karar vermek bir bilim olduğu kadar sanattır da. Bunu çok güzel bir örnek olan James Clerk Maxwell'in 1800'lü yılların sonunda ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu fark ettiğinde denklemleri ışık hızının saniyede 300 bin kilometre olması gerektiğini göstermişti. Ancak denklemlerinde şu sorunun yanıtı yoktu. Neye göre saniyede 300 bin kilometre? Bilim insanları uzayı kaplayan görünmez bir maddenin görünmeyen bir hareketsizlik standardı oluşturduğunu ileri sürerek geçici bir çözümün peşinden gittiler. Ancak 20. yüzyılın başlarında Einstein, araştırmacıların Maxwell'in denklemlerini daha ciddiye almaları gerektiğini öne sürdü. Eğer Maxwell'in denklemleri bir hareketsizlik standardına atıfta bulunmadıysa bir hareketsizlik standardına gerek yoktu. Einstein'ın ısrarla söylediği gibi ışık hızı her şeye göre saniyede 300 bin kilometredir. Kısacası herkesin Maxwell'in matematiğine erişimi vardı. Fakat bu matematiği tam olarak kavramak için Einstein'ın dehası gerekti. Einstein genel görelilik kuramını geliştirirken çağdaşı fizikçilerin çok az bildiği ya da hiç bilmediği matematik alanlarında artık çok ustalaşmıştı. Genel göreliliğin artık son denklemlerini yazarken sağlam fizik sezgisiyle bu matematiksel yapıları son derece usta biçimde bağdaştırabilir duruma gelmişti. 1919'da güneş tutulması, genel göreliliğin yıldızlarının ışığının eğri bir yol izlemesi gerektiği öngörüsünü doğrulayınca Einstein kendinden gayet emin bir şekilde "Eğer sonuçlar farklı çıksaydı sevgili Tanrı adına üzüntü duyardım. Çünkü kuramım doğru" demiştir. Onun bu sözleri bir matematiksel denklemler dizisinin kendi pürüzsüz iç mantığıyla, kendi iç güzelliğiyle ve geniş uygulanabilirlik potansiyeliyle gerçekliği nasıl tanımladığını çok iyi ifade ediyor. Matematik bütün bilimlerin temel yapı taşıdır. Matematiksel ispatı olmayan bir teori ciddiyetten her zaman uzaktır.